Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) yönetim kurulu üyesi Cemşen Ocak, geçen yıl Eylül Ekim aylarında 53.664 ton iç fındık ihraç edilirken bu yıl aynı dönemde bu rakamın 61.344 tona ulaştığını söyledi. Şen Ocak, fındık üretimi yapılan diğer ülkelerde üretimin azaldığını belirterek bu durum Türk fındığı ihracatının lehine olacak. Geçen sene tüm sezonda 290 bin ton olan iç fındık ihracatımızın bu yıl en az 330 bin ton olması öngörülüyor, dedi. Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 2 ay süren fındık hasadı sona erdi. Fındığını toplayan üreticiler, mahsullerini kuruttuktan sonra tüccar ve sanayicilerin yolunu tuttu. Sanayiciler, serbest piyasada 23 ile 25 liradan aldıkları fındığı işleyerek yurt dışına ihraç etmeye başladı. İhracat sezonunda geçen yıl Eylül-Ekim aylarında 53.664 ton iç fındık ihraç edilirken bu yıl aynı dönemde ihracat rakamı 61.344 tona ulaştı. Bu ihracattan ise 404 milyon 370 bin dolar gelir elde edildi, 8 bin tonluk artış, KFMİB yönetim kurulu üyesi Cem Şen Ocak, bu yıl fındık üretimi yapılan diğer ülkelerin rekoltelerinin düşük olduğunu açıkladı. Dünya fındık üretiminde yaşanan bu düşüşün Türk fındığının lehine bir durum olduğunu belirten Şen Ocak, bu yıl en az 330 bin ton iç fındık ihracatı bekliyoruz. Dünyada, bizden sonraki en önemli üretici ülke konumunda olan İtalya'da bu sene fındığın az olması Türk fındığının, ihracatının ve imalatının lehine olan bir durum. Eylül ve Ekim ayında ise geçtiğimiz yıl 53.664.000 bin bin ton iç fındık ihracatı yapıldı. Bu yıl ise yaklaşık 8 bin ton ihracatta artış yaşandı ve ihracatımız 61.344 tona yükseldi. Bu rakamların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu kapsamda geçen sene tüm ihracat sezonunda 290 bin ton olan ihracatımızın bu yıl en az 330 bin ton iç fındık olması öngörülüyor. Aynı zamanda iç piyasada da tüketimimiz devam ediyor. Bu sene 150 bin ton civarında da kabuklu olarak da bir iç piyasa tüketimi bekleniyor. Bu da Türkiye'nin lehinedir. Genel olarak Türk fındığı ihracatında olumlu bir ihracat sezonu, diye konuştu. Alan bazlı gelir desteği verilmeli, Doğu Karadeniz'de engebeli arazilerde yapılan fındık tarımının düz ovalara göre dezavantaj oluşturduğunu ifade eden Şen Ocak, Ordu ve Giresun illeri özellikle dünya fındığının %35'ini üreten iki il. Dünyada fındık ticaretinin başlamasına önce olan iki il, en eski dikimlerin olduğu bölge. 1900'lü yılların başında dikim olduğu için miras yoluyla bölünmeler ve göçten dolayı bahçeler küçük bahçeler haline geldi. Üreticimizin ortalama geliri bu bölgede komik rakamlara düştü. Haliyle fındığa karşı bir ilgisizlik oluşuyor. Bir aile burada 10 ila 15 bin lira gelir elde ederken, düz ovada fındık üreten bir aile 200 ila 300 bin lira gelir elde edebiliyor. Fındığın ana vatanı olan Doğu Karadeniz'de bir ayrıcalık olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrıcalıkta genel olarak alan bazlı gelir desteği modeliyle gerçekleştirilebiliyor. Bu meyilli arazilerde verilen destekleme modelini arazisinin üzerinde olan, iyi tarım uygulayan çiftçimize daha fazla vermek ve teşvik etmek kanalıyla destekleme oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu destekleme hem bu bölgedeki üreticilerin fında olan ilgisini arttıracaktır hem göçü önleyecektir, şeklinde konuştu. Bölge koruma altına alınmalı. Sosyal olarak bu bölgenin bir şekilde koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Şen Ocak, fındığın bölgemizde yaşatılması, korunması, özellikle miras yoluyla arazi bölünmesini yaşamış çiftçimizin desteklenmesi hem ihracatımız hem sanayicimiz hem çiftçimiz bakımından çok önemlidir. Bu bölgede yaşayan çiftçinin başka bir gelir şansı yoktur. Fındıkla tüm geçimini sağlar. Sağlıkta, eğitimde, zaruri ihtiyaçlarını buradan elde ettiği gelirle sağlar. Onun için fındığın ana vatanı olan bu bölgenin ayrıcalıklarını iyi görmek lazım. Yeni oluşan bölgelerle fındık üretimi anlamında korkunç farklılar var, küçük çiftçimizi daha fazla alan bazlı gelir destek modeliyle desteklenmesiyle doğru olduğunu düşünüyoruz, dedi.